Cumhur'da rüşvet çatlağı. Mustafa Destici, hukuk gereğini yapmalı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'yi sarsan rüşvet iddialarına ilişkin, devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım, açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet ağı iddialarına ilişkin olarak konuştu. Kamuoyunda dillendirilen bütün iddialarla ilgili hukuk gereğini yapmalı, diyen Destici, devletin malı deniz tanımına biz çok şiddetli bir şekilde karşıyız. Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım diye konuştu. Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı danışmanlarına uzanan rüşvet ağı iddiasına ilişkin duruşlarının net olduğunu ifade ederek, biz ilkesel olarak bir duruş ortaya koyuyoruz kurulduğumuzdan beri. Biz her türlü, yolsuzluk, irtikap, rüşvet olabilir, yani gayri ahlaki olan bütün tutumların net bir şekilde karşısındayız, dedi. Kamuoyunda dillendirilen bütün iddialarla ilgili hukuk gereğini yapmalı, diyen Destici, sözlerine şöyle devam etti. Hukuk gereğini yapmalı. Burada gayri ahlaki bir durum varsa, birisi devletin malına el uzatmışsa, bir rüşvette bir iş yapmışsa, bütün bunların araştırılmasını Büyük Birlik Partisi geçmişten bu yana savuna gelmiştir. Devletin malı deniz tanımına biz çok şiddetli bir şekilde karşıyız. Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım. Adalet mülkün temelidir, deniyor. Eğer adalet mülkün temeli ise, adaletin daha hızlı hareket etmesi, daha net bir şekilde bu soruşturmalarını sonuçlanıp, hak edenlerin hak ettiği cezayı alması gerekir. Böyle gayri ahlaki bir durum varsa onların zaten göreve getirilmemesi lazım. AKP cephesinden peş peşe gelen arınma çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, likayetli kadroların göreve getirilmesi için böyle bir iddiaların ortaya çıkmasına gerek yok. Böyle gayri ahlaki bir durum varsa onların zaten göreve getirilmemesi lazım, şeklinde konuştu.